İstanbul'da nefes almak, doğa ile, yeşil ile iç içe olmak için ilk akla gelen yer Belgrad Ormanı. Belgrad Ormanı, İstanbul'un kuzeyinde yer alan geniş bir alanı kapsıyor. Orman, İstanbul'un Sarıyer ve Eyüp ilçeleri arasında bulunuyor. Biz de aracımızla Eyüp'ten doğru yola çıktık ve Belgrad Ormanı'na doğru yol aldık. Ve böylelikle Belgrad Ormanı'na ulaşmış olduk. Kurt Kemeri kapısından giriş yaptık. Evet arkadaşlar, bugünkü gezi rotamız Belgrad Ormanı. Belgrad Ormanı. Evet, Kurt Kemer'e geldik bugün. Sizlerle birlikte bizler de ilk defa Kurt Kemer'ini keşfedeceğiz. Ve şu an yürüyüş yolunda bir ormanın içindeyiz. Evet. Çok güzel yürüyüş yolları, tabiat parkları, piknik alanları bulunan Kurt Kemeri sosyal tesislerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aracımızı da park ettikten sonra kısa bir yürüyüş sonunda Talih Rıfkı Tabiat Parkı'na ulaşmış olduk. Şimdi Tabiat Parkı'na giriş yaptık. Burada oldukça fazla arabalar park edilmiş. Gördüğünüz gibi park alanları mevcut. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı ismini ünlü yazarımız Falih Rıfkı Atay'dan almıştır. Evet, şimdi yürüyüş yollarına giriş yaptık. Ne kadar güzel yürüyüş yolları var görüyorsunuz. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'nda günübirlik piknik, bisiklet ile gezinti, patika yollarda veya tabiat parkından girişi bulunan 6 kilometrelik bu parkurda yürüyüş yapılabilir. Evet, çok güzel yürüme yolları yapmışlar doğanın içinde. Sağlı sollu görüyorsunuz ormanı. Belgrad ormanlarının güzelliği. Evet, şimdi Belgrad ormanlarının bu güzel yollarında yürüyoruz kızımla beraber. Bol oksijenli kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapabiliyoruz. Merhaba. Bakın, ağaç yosun tutmuş. Evet. Bilmeyenlere söyleyeyim, ağaçların yosun tutmuş. Kuzey gösterir. Ama sadece tek duran ağaç. Ha, tabii bu ağaç şimdi düşmüş çünkü. Evet, ormanın birçok yerinde güzel mesire alanları var. Bugünkü gezi rotamız Belgrad Ormanı. Kızımla ve ailemle beraber bugün güzel bir gün geçirmeye geldik. Doğanın içinde görmüş olduğunuz gibi kızım da ara ara ormanın içine girip bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Mantara benziyor, mantar. Bak. Evet. Mantar bu. Mantarın rengi de çok güzel yalnız. Şurada da mantarlar var. Onu da bakayım. Çok büyük bir orman alanı. Tabii çok fazla derine girmemeye çalışıyoruz yürüyüş yolundan uzaklaşmamak için. Bu görmüş olduğunuz yürüyüş yolu başlangıç noktasından başlayarak bir daire çiziyormuş ve aynı noktayı sizi tekrardan ulaştırıyor. Başlangıç noktasında zaten bir kulübe duruyor, görevli duruyor. Görmüş olacaksınız. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'ndan da girişi bulunan ve Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yer alan bu 6,5 kilometrelik koşu ve yürüyüş parkuru farklı türde ağaçlar arasında gölet manzaralı harika bir yürüyüş rotası.
Evet, ormanın içinde parkuru andıran bir yer keşfettik. Kızım Survivor küçükleri oynuyoruz şimdi. Evet. Gülhan hedefe ulaşmak üzere. Evet. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet, çok az kaldı. Muhteşem. Gülhan. Alkış. Evet, yürüyüş yoluna tekrardan giriyoruz. Ara ara ormanın içinde bir şeyler keşfedip ormana da giriş yapıyoruz. Çok güzel bir yol. Çok sakin, huzurlu. Doğayla iç içe olmak insana gerçekten çok iyi geliyor. İstanbul'un yanı başında şehrin akciğerleri olan Belgrad Ormanı, aynı zamanda kentlilerin hafta sonu doğayla buluşma mekanı. Buradaki delikler tabii toprak kaymasından ötürü, bazıları da tabii ki karınca yuvaları olabiliyor. Belli başlı böcek yuvaları olabiliyor kızım. Evet, ama o deliklerin içine herhangi bir şey sokmayalım. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Olur mu? Burada da görüyorsunuz çam ağaçlarını. Çok güzel. Tam böyle resim yapmalık, tablo yapmalık görüntüler. 5400 hektarlık bir alan üzerine kurulu olan Belgrad Ormanı'nın büyüklüğü sebebiyle içeride farklı tabiat parkları yapılmış. Ormanın içine doğru giden böyle dar yollar var. Fakat biz şu an bunu denemeyi, test etmeyi cesaret edemiyoruz ana yoldan uzaklaşmamak için. Kızımla beraber bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. Evet, mantarlara da basmayalım. Birçok noktada burada mantar keşfettik. Çok güzel. Bir sürü mantar var burada. Mantar evet. Görürsünüz, sakın yemeyin. Yok, evet. Zehirli de olabilirler sonuçta. Evet. Anne, burada bir şey daha buldum. Belgrad Ormanı ismini nereden aldı diye merak edenler için, Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman Belgrad seferi dönüşünde Belgrad'dan getirdiği Sırplı oduncuları bu bölgeye yerleştirmiş. Bu bölgede yaşayan Belgrad'da ormancılar sayesinde bölge Belgrad Ormanı adıyla anılmaya başlanmış. Oduncular sayesinde batıdan gelen mesire yeri kültürüyle Belgrad Ormanı piknik alanı olarak kullanılmaya başlanmış. 67,5 hektar alana sahip Neşet Suyu Tabiat Parkı zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü meşe ve gürgendir. Altı buçuk kilometre uzunluğundaki bu parkurun zemini kiremit tozu olduğu için vücuttaki elektriği toprağa iletebilme özelliğine sahip. Yapay zeminler ise vücutta 8000 volta kadar elektrik birikmesine ve kalbi ölümcül derecede zorluyormuş. Evet, buradan da bu yolda tekrardan sizi dışarı götürüyor sanırım. Evet, arabaların olduğu noktalar. Şu an arkadaşlar Haziran'ın sonundayız ve hava o kadar sıcak ki bu orman esintisi insana çok iyi geliyor. Bu tabiat parkı şehrin gürültüsünü unutturan sessizliği, temiz havası ile ziyaretçilerin mest etmektedir. Özellikle sonbahar aylarında doğanın renk cümbüşünü görmeniz gerektiğini belirtmeliyim. Özellikle bölgede
doğa fotoğrafçıları için birçok kare yakalama imkanı bulunuyor. Biz Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'ndan parkura giriş yaptığımız için asıl şimdi başlangıç noktasına ulaşmış olduk. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı, Neşet Suyu Tabiat Parkı'na komşudur. Evet, geldiğimiz noktada şimdi spor aletleri var. Kızım da bir tanesini kullanıyor. Spor kullanma talimatı da yazıyor. Kültür, fizik ve spor aletleri bölümü. Serinlemek için de burada, bu noktada. Hatta burası başlangıç noktası olarak yazmışlar. Tam 6000 metrelik bir daire demek ki bu oluyor. Az önce çünkü 6000 metreyi görmüştük. Yani bu daireyi tamamladığımızda 6000 metreyi de tamamlamış oluyoruz. Çeşmeyi de görüyorsunuz. Serinlemek isteyenler için çok güzel bir çeşme yapılmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekimleri de yapılıyor bu noktalarda. Belgrad Ormanı'nda çok meşhur olan içme suyu ve şifa kalitesi yüksek menba suları da bulunuyor. Bu menba sularından biri de Neşet Suyu'dur. Aa evet. Çok güzel bir kelebek var. Masmavi. Çok güzel kanatları var. Evet. Evet, İstanbul'da biraz kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için Belgrad ormanları da çok güzel huzur bulma noktalarından biri. Şimdi tekrardan yürüyüş yolumuza giriyoruz. Böyle yol boyu spor aletleri var. Evet arkadaşlar, aslında bugün Belgrad Ormanı'na, Kurt Kemeri'ne kızımı daha çok ata bindirme hayaliyle gelmiştik. Lakin burada da öğrendik ki önceden evet burada çocuklar ata binebiliyormuş. Fakat ufak bir kaza sonrasında at biniciliğini kaldırmışlar. Buna bayağı üzüldük. Neşet Suyu Tabiat Parkı adını Orman Mektebi Rektörlüğü görevi yapmış müderris Neşet Bey'den almış. Belgrad Ormanı, Osmanlı zamanında da tüm padişahlar tarafından korunmuş ve neredeyse tamamı tarafından fermanlar verilmiştir. Bu noktada da su vesaire büfe bulunuyor. Arkadaşlar, oturma yerleri var. Nasıl müşahede ediyorum ben? Kızımla beraber serinlemek için dondurma yemek istedi. Hiç belli olmuyor dondurma yediğini şu an. Eyvah eyvah. Evet, bu alanda bir sürü piknik alanları var. Çocuklar bisiklet sürebiliyor. Fakat yürüyüş parkurunda bisiklet kullanmak yasakmış. Ama bu gördüğünüz boş alanlarda izin veriliyor. Belgrad Ormanı 1956 yılında
ziyaretçilere açılarak belirlenen noktalarda dinlenme ve çeşitli aktiviteler yapılmaya izin verilmiştir. Neşet Suyu civarında yapılan piknik alanları ziyaretçilerin en çok uğradığı noktalar olarak ün kazanmıştır. Belgrad Ormanı'nın neredeyse tam merkezinde yer alan Neşet Suyu Tabiat Parkı, sahip olduğu yürüyüş ve koşu parkurları ile, bitki ve hayvan zenginliği ile, doğanın muhteşem sesiyle, tarihin muhteşem dokusunun birleştiği nokta olan orman içerisinde en çok kullanılan alanların başında geliyor. Evet, bugün 27 derece. Evet, yürüyüş yapanlar, koşu yapanlar, köpekleriyle gezenler. Bende bir şey yok ama. Sana ayak uydurum. Biraz şimdi düşürüyorsun. Hızlı yürüyorsun, derinden bir nefes al. Gölgesi çok büyük bir ağaç var. İşte görmüş olduğunuz gibi ağaç gölgeleri yerinde neler olan. Değil mi anne? Evet. Böyle sanki bir halat oluşturmuş gibi görünüyorlar. Ama halat değil. Sanki böyle bir örümcek ağı oluşturmuş gibi görünüyorlar bence daha çok. Baksana. Başlangıç noktasından 500 metreyi bulduk. Böyle ara ara kaç metre yürüdüğünüzü gösterir tabelalarda var. Bu da işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Kuş sesleri eşliğinde yürüyoruz. Çok güzel. Evet, yürüyüş parkurunun hemen yan tarafında güzel bir göl bulunuyor. Bu güzel tabiat parkının içerisinde yer alan gölete doğru aşağı iniyoruz. Böyle taşlar bulup böyle atabilirsiniz. İşte böyle. Gerçekten zevkli. Süper. Harika attın. Evet. Siz isterseniz taş bulup atabilirsiniz. Thank you.
arkadaşlar. Bugün Belgrad Ormanı'ndayız. Çok güzel yerler keşfediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bu şekilde. Göle geldik. Çok güzel bir göl. Çok sakin bir göl ve bu gölün çevresinde ufak bir mola verebilirsiniz. Yürüyüş parkurundan ayrılarak yürüyüş parkurundan içeri doğru, yani göle doğru uzanan dar toprak yollar bulunuyor. Bunları takip ettiğiniz takdirde göle ineceksiniz ve çok güzel bir mola verebilirsiniz. Evet, 1000 metreyi bulmuşuz. Ve yürümeye devam ediyoruz. Göl kenarındayız şu an. Osmanlı İmparatorluğu zamanında şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen su bentlerinden bir tanesi, yani Büyük Bent, bu gölette bulunuyor. Belgrad Ormanı sadece doğayla iç içe olacağınız bir yer değil, aynı zamanda sınırları içinde 1600 ile 1800 yılları arasında yapılmış 7 tane bent bulunuyor. Büyük Bent de bunlardan bir tanesi. Bu bentler o zamanlarda İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyormuş. Şu an aktif olarak kullanılmıyor, olsalar da görülmeye değerler. Bent, bir akarsu yatağında suyun birikmesi amacıyla yapılan, duvar gibi yapılara verilen isimdir. O zamanların barajları gibi düşünebilirsiniz. Buralarda su biriktirip bu suyu kemerler aracılığıyla İstanbul merkezine taşıyorlarmış. Bent'in üzerinde bugün mevcut olan 3. Ahmet'in koydurduğu kitabede bu bentin Fatih tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Fakat Büyük Bent'in ilk defa kimin yaptırdığı kesin olarak bilinmemektedir. Geç Roma devrinde bu bölgede yapılan isale hattı ile beraber inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu bent Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan Neşet Suyu koşu yürüyüş parkurundaki benttir. Sultan 2. Abdülhamit döneminde ise yükseltilen 1 milyon 300 bin metreküp su kapasitesine sahip bent yöredeki en büyük benttir. Kirazlı Bent'e doğru yöneldiğinizde çifte havuzu görüyoruz. İsmini içerdiği iki havuzdan alıyor. İlk havuzda su dinlendirerek alyonu çökertiliyor. İkinci havuz suyun yolunu devam etmesini sağlıyor. Bu sayede su yollarının tıkanması engelleniyor. Evet, şimdi Irmak Tabiat Parkı'na geldik. Burada oldukça fazla piknik alanları var, çardaklar var. Geyikle de karşılaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Irmak Tabiat Parkı'ndayız. Bir mola verdik. O kadar büyük bir alana yapılmış ki sosyal tesisleri. 9 tane tabiat parkından oluşuyormuş. Gölün etrafında dolaştık. Yürüme parkuru zaten 6000 metrelik bir yürüyüş parkuru. Oldukça büyük bir alan. Doğayla iç içe istediğiniz hoşunuza giden tabiat parkında hoşça vakit geçirebilirsiniz. Piknik alanları var, çardaklar var,
Çocuk oyun parkları var. Şu an görmüş olduğunuz gibi kızım da oynuyor hatta. Çocuk parkı var. Bu Irmak Tabiat Parkı'nın özelliği de arkadaşlar burada bir derenin bulunmasıymış. Irmağa hatta girmek yasak. Fakat böyle ırmağın etrafında da çardaklar bulunuyor. Şimdi size ırmağı da göstereceğim. Irmak Tabiat Parkı'nın orman içi patikalarında doğa yürüyüşü yapılabilir. Yani arkadaşlar biz bir gün içerisinde bütün tabiat parklarını gezebiliriz diye planlamıştık aslında. Fakat deneyimlemiş olduk. Kesinlikle bir günde hepsini gezmek mümkün değil. Çok büyük bir alan. Olduk öğleden sonra buraya gelmiş bulunduk. Fakat yani tam anlamıyla gezmek, tadına varmak istiyorsanız hani bir güne sığdırmak biraz zor. Belgrad Ormanı'nın 3 Tabiat Parkı gezimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum olarak öneri ve eleştirilerinizi bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ben de biliyorsunuz resim merakım var. Gezdiğim yerlerle resim sanatımı birleştirme gibi bir hobim var. Bunları da sizle ara ara paylaşıyorum. Şimdi böyle gördüğüm güzel manzaraları da mutlaka kareleyip ardından resme dökmeye çalışıyorum. Çok da güzel kareler yakaladığım oluyor. Sizlerle de paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Ve son olarak da Belgrad Ormanı'na ithafen yapmış olduğum bu yağlı boya tablomu sizlerle paylaşmak istiyorum.